Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Pikachu! Kızlar, haberi duydunuz mu? Ne oldu? Abidin Hoca ve asistan rahatsızlandığı için dersimize Jack girecekmiş. Jack mi? Jack mi bize ders anlatacakmış? Yok daha neler? Aynen ya. Kim oluyor ki o bize ders anlatıyor? Bu derse girilmez. Bence biz burada takılmaya devam edelim. Aynen. Pokemon Go oynuyor musunuz? Oynamaz mıyız? Şu an çoktan onu açtım ben. Siz de mi oynuyorsunuz? Evet ya. Hem oynuyorsun hem hareket ediyorsun. Süper bir oyun. Kesinlikle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim bir işim vardı. Benim o işimi hemen halletmem gerekiyor, tamam mı? Görüşürüz. Ya benim de işim vardı. Sonra görüşürüz. Durun ya, ben de eve gideyim o zaman. Gizem, senin işin sınıfta mıydı? Ben kitabımı unutmuşum, onu arıyorum aslında. Hangi kitabı? Benim işi de burada mıydı? Sen eve gitmiyor muydun? Sorularınızı ben yanıtlayayım. Aslında siz de diğerleri gibi bu dersi kaytarmayı düşünüyoruz, değil mi? Ha? Kafeteryada o Pokemon Go'yu açıp şimdi buraya o çok nadir Pokemon'u avlamaya geldiniz, değil mi? Yazık. Ama ne demişler? Ava giden avlanır. Oo, çok nadir Pokemon nerede peki? Pokemon yok. Hadi herkes ders. Şimdi bugünkü dersi ben anlatacağım. Hadi. Şimdi arkadaşlar bugün çok önemli bir ders anlatacağım size. 3 ışık tekniği. Merhaba arkadaşlar. Cenk 3 ışık tekniğini anlata dursun. Biz bu haftaki bölümde size premierde kurgusunu yaptığınız filminizin rengini DaVinci Resolve'da yapabilmeniz için izlemeniz gereken en basit yoldan bahsedeceğiz. Şu an biraz önce izlediğiniz skecin Premiere programındaki montajını görüyorsunuz. Bunu çektiğiniz film olarak düşünelim. Bu filmi DaVinci Resolve programına aktarabilmek için birçok yol mevcut ama en kolayı bu filmin ilk olarak çıktısını almak. Ama bu işlemi yaparken öncelikle yazıları inaktif hale getiriyoruz. Daha sonra ileride daha kolay işlem yapabilmek adına videoları aynı video kanalında topluyoruz. Burada bütün kliplerin opasitesinin %100 olduğunu varsayıyoruz. Ve filmimizin çıktısını almak için export'a basıyoruz. Export seçeneği olarak formatı QuickTime, preset'i de GoPro Cineform U10bit seçeneği seçiyoruz. DaVinci Resolve'un en sevdiği seçeneklerden biri. Daha sonra Quality'yi 5'e alıyoruz. Render it maximum depth'e basıyoruz. Ve burada bu ayarı kaydetmek için Save Preset deyip bundan sonra DaVinci Resolve'a renk için taşıma formatı diyebilirsiniz. Kaydedeceğimiz videonun ismine renk için diyoruz ve Export'a basıyoruz. Filmimizin çıktısını aldıktan sonra Resolve'a geçmeden önce son bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bir kez daha export seçeneğini seçiyoruz ve buradan bu sefer EDL seçeneğini seçiyoruz. Oluşturduğumuz EDL dosyası bu filmi renk için taşıyacağımız DaVinci Resolve programına nerelerde kesmelerin olduğu bilgisini yazı dosyası halinde taşımamıza yardımcı olacak. Bu dosyanın da sonuna EDL yazıp kaydediyoruz. Ve artık şimdi DaVinci Resolve programını açabiliriz. DaVinci Resolve programının arayüzünü ve bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizden önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. Renk için diye isimlendirdiğimiz filmimizi import ediyoruz ve daha sonra Media Pool yani medya havuzuna taşıyoruz. Farklı özellikte diye uyarı veriyor. Olsun. Change'e basıyoruz ve projeyi istediğimiz ayarlara çevirmiş oluyoruz. Daha sonra edit kısmına geliyoruz. Şimdi burada neden EDL dosyası oluşturduğumuzu hep beraber göreceğiz. Premiere'de çıktısını aldığımız ve renk için yazdığımız videomuzu burada direkt olarak sekansa sürüklersek ki şu an siz aynı zamanda işlemi yapıyorsanız bu işlemi şimdilik yapmayın. Videoyu sekansa atarsak sekans içerisinde videonun birbirine bağlanmış halini görürüz. Ki bu da renklendirme aşaması için bizim işimize yaramayacaktır.
Renk aşamasında bizim montajda kullandığımız klipleri ayrı ayrı görmeye ihtiyacımız var ki tüm kliplere özel detaylı bir renklendirme yapabilelim. Tabii ki burada videoyu tekrar kliplere keserek ayırabiliriz ama bu tam bir vakit kaybı olacaktı. Çünkü biz bunu zaten daha önce Premiere'de yapmıştık. Peki o videomuza nasıl ulaşabiliriz? Tabii ki EDL dosyamız ile. O zaman şimdi bu sekansa attığımız videoyu siliyoruz ve DaVinci'nin oluşturduğu timeline'ı da siliyoruz. Şimdi Media Pool yani medya havuzuna sağ tıklarsak çıkan menüden Timelines, Import ve Preconformed EDL seçeneği seçiyoruz. Ve EDL ismini verdiğimiz dosyayı import ettiğimizde işte DaVinci sekansında Premiere'de yaptığımız montajın aynısını görüyoruz. Oluşturduğumuz EDL dosyası medya havuzu içerisinde bulunan videomuzu Premiere'deki işlemleri uygulayarak sekans içine atmamızı sağlıyor. Bundan sonra Color kısmına tıklayıp artık klipler üzerinde detaylı renk çalışmalarımıza başlayabiliriz. Renk işlemimiz bittikten sonra ya DaVinci Resolve programından filminizin çıktısını alırsınız ya da Premiere programında filminizin post sürecine devam etmek için Premiere programı için özel çıktı alabilirsiniz. Export seçeneğinde EDL opsiyonu sunan her montaj programında yaptığınız kurgular renk aşaması için DaVinci Resolve programına taşımak için bu bahsettiğimiz yolu rahatlıkla izleyebilirsiniz. O zaman kısa kafası olarak size daha renkli kurgular diliyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.